Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yasin suresiyle başlayan podcast serimize Fetih suresiyle devam ediyoruz. 6. ayet. Böylece Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve kadınlara azap etsin. Onların Müslümanlar için işledikleri kötü işler kendi başlarına gelecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü varış yeridir. Evet, bu ayetle devam edelim. Bu ayet-i kerimeyi başlamadan önce yani bu ayet-i kerimeyi anlayabilmemiz için hatta Kur'an-ı Kerim'in tamamını anlayabilmemiz için çok önemli üç kavram var. Üç kavram da bu ayette geçiyor. Mümin, münafık ve kafir kavramları. Bu kavramları doğru anlamamız gerekiyor öncelikle. Genel olarak mümin kavramında, kafir kavramında çok bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Çok uzatmamak adına onlara da girmiyorum ama münafık kavramı bence bizde yanlış anlaşılıyor. Münafık direkt Müslümanların kuyusunu kazmak için bu niyeti içinde taşıyarak her şeyi yapan insanlar demek değildir yani. Biz böyle anlıyoruz biraz. Fakat münafık zaten kendisinin münafık olduğunu bilmez. Yani açık açık kendisinin inanmadığını bilen insan zaten kafirdir. Ashabtan kendilerinin münafık olduğu hakkında endişe duyan kişiler olduğunu biz biliyoruz. Bununla ilgili hadis-i şerifler var, yaşanan şeyler var. Bu da bu az önce bahsettiğim manayı destekliyor. Onun için münafıklık yani az önce de dediğim gibi bizim yani bizdeki yaygın inanışla işte Allah Resulü ile birlikte Uhud'a gideyim ama sırf onları kötü duruma düşürmek için oradan geri döneyimlik bir durum değildir. Yani bunu kafada planlayarak sırf bunların bu adamların yenilmesi için ben oraya gideyim de oradan hemen geri döneyim diye gitmek zaten kafirliktir. Ama münafıklık şudur. Oraya kadar gidersin, Uhud'a varırsın. Ama bir taraftan da içinde bir şey vardır. Öyle kendi kendine bir bahane arıyorsundur sürekli. Onu tam yapmak istemiyorsundur. Yani o Allah yolunda ortaya koyacağın fedakarlıktan çekiniyorsundur bir taraftan da. Ve işte orada kendine bir bahane bulursun. Dersin ki ya işte biz konuşmuştuk zaten daha önce de ifade etmiştik. Burada savaşmak çok mantıklı değil. Geride kalalım demiştik. İşte gördünüz karşıdaki düşman da daha fazla. Biz şimdi niye bile bile canımızı verelim ki? Yeryüzünde Müslümanlara inananlara ihtiyaç yok mu dersin? Bir de böyle şeytanın sağdan yaklaşması girer belki işin içerisine. İşte münafıklık budur. Onun için bu kavramları doğru anlamamız önemli diye söylüyorum. Ve burada yine bu ayet-i kerimede yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bir Şimdi nokta daha var. Tabii, buyurun. abi münafıklığın genellikle Medine'de ortaya çıktığından bahsedilir İslam tarihi açıklamalarında. Mekke'de inen bazı ayetlerde münafıklardan bahsediliyor. Düşünün Mekke gibi bir ortam, imanınızı açığa vurmanız durumunda çok ciddi baskılar altında kalacaksınız. Dolayısıyla yani kafir olarak hayatını devam ettirmek veya Efendimiz'e inanmamak çok güvenlikli bir şey. Yani niye münafıklığa ihtiyaç duyasın ki, değil mi? Fakat öyle değil işte. Yani bizim münafık olarak bildiğimiz, yani genel kavramsal açıdan ezberlediğimiz şeye aykırı bir durum söz konusu. Dolayısıyla şüphe içinde bocalama anlamına gelen bir nifak var ve bunun en önemli göstergesi olarak da ayette işte başlarına bir felaket gelince Allah ve Resulüne başvurmak, fakat rahat bir durumda, güvenlikli bir durumda Allah ve Resulüne hiçbir ihtiyaç hissetmemek durumu Mekke dönemi için bir münafıklık olarak anlatılıyor ayette. Bunu belirtip geçmek istedim. Bu kıymetli katkı için de teşekkür ederim. Yani maalesef bu kavramların yanlış oturduğu pek çok durum var. Bizim sağlıklı bir din anlayışına erişebilmemiz için bu kavram hatalarını düzeltmemiz lazım diye düşünüyorum. İşte bu ayet-i kerimede bir tane daha yanlış düşündüğümüz diyelim kavram var. Yani geleneksel düşüncede yanlış anladığımız bir kavram var. Zan kelimesi. Yani biz zan dediğimiz zaman zannetmek, öyle olduğuna inanmak ya da öyle olduğunu düşünmek gibi bir manası var. Fakat Arapçada zan kelimesinin manası farklı. Anlayış, düşünüş gibi bir manaya geliyor. Ve Kur'an'da zan gördüğümüz bütün kelimeleri biz anlayış, düşünüş olarak değiştirebiliriz. Yani bu cümlenin önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için tekrar ediyorum. Kur'an'da zan gördüğümüz bütün kelimeleri biz anlayış ve düşünüş olarak değiştirebiliriz. Bu şekilde ele aldığımızda mana daha doğru olacaktır. Belki İngilizce'deki mindset kelimesiyle
ilişkilendirebiliriz. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Ve burada da Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek ve münafık kadınlardan bahsediliyor. Allah hakkında kötü zan nedir? Allah hakkındaki en kötü zan Allah'ın olmadığını düşünmektir zaten. Bu da direkt küfürdür, şirktir. Ya da Allah'ın dünyayı kurup öylece bıraktığı, kullarıyla, yarattıklarıyla hiç ilgilenmediğini düşünmek Allah hakkındaki çok kötü bir zandır. Bu da şirke giriyor. Ve bununla birlikte nifaka giren şeyler de var. Mesela duanın kabul olmayacağını düşünmek de aslında Allah hakkında kötü zanda bulunmaktır mesela. Bu da münafıkça bir tavır olarak geçiyor bu ayet-i kerimeden anladığımız kadarıyla. Ya da işlerin iyiye evrilmeyeceğine inanmak, her şeyin böyle büsbütün kötü bir halde devam edeceğine inanmak da Allah hakkında kötü zanda bulunmaktır. Burada bir örnek vermek için merhum Akif'in bir beytini de okumak istiyorum. Kendisinden de yani ruhaniyatından özür dileyerek. Dilim kurusun yok musun ey adli ilahi diyor Akif. Mahşerde mi yoksa iyi çarelerin felahı diyor. Bu da aslında işte Allah hakkında bir kötü zandır. Yani diye düşünüyorum ben. Bizim bu zanlardan... Bu psikolojik bir şeydir ama. Normaldir aslında. Evet. Hendek vakasında da aynısı yaşandı. Nusret gecikince, Allah'ın yardımı gecikince Allah'ın yardımı ne zaman diye birbirlerine sordular. Ve orada ayette Allah hakkında kötü zanlarda bulundular diye ifade ediyor. Yani biz acaba boşa mı kürek çekiyoruz, akıntıya mı kürek çekiyoruz, yanlış bir davada mıyız, Allah bize yardım etmeyecek mi, acaba Allah kötülüğü mü istiyor gibi düşüncelere kapılması böyle depresif anlarda, psikolojinin tam düşüşe geçtiği anlarda böyle düşünceler akla gelebilir, gayet normaldir, yeter ki kalp bunu tasdik etmesin. Muhakkak ki zaten Kur'an-ı Kerim'in bunu bize anlatması da yani öyle bir anımızda bu tarz bir durum ortaya çıktığında öyle bir anımızda bunu hatırlayabilmemiz için ve Allah hakkında kötü zan etmekten, kötü zanda bulunmaktan kendimizi alıkoyabilmemiz için diye düşünüyorum. Zannedersem bu ayet-i kerime ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Teşekkür ederiz. Bir sonraki ayetlere geçebiliriz. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Emre Bey, bu ayet-i kerime ile alakalı ne söylemek istersiniz? Evet, dördüncü ayette de aynı ifade geçti. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Burada geçen cunut kelimesi her ne kadar ordu ve asker demekse de bütün esbab ve vesileler düşünülebilir. Gördüğümüz ve hesapladığımız şeyler olduğu gibi görmediğimiz ve hesaplayamadığımız ordular ve kuvvetler de Allah'ın elindedir. Bizler arzi varlıklarız, yeryüzünde inmişiz. O yüzden şu oldu, bu oldu, şöyle olmasaydı böyle olmaz gibi şeylere takılıp enerjimizi tüketiriz genellikle. O yüzden sürekli olarak hatırlatıyor ki arzın ve semanın orduları Allah'ındır. Ali İmran suresinin 124 ve 125. ayetleri bundan bahseder. Bedir savaş meydanında müşriklerin çokluğundan ve İyi savaşçıların da o saflarda olmasından dolayı içine farklı duygular gelen ashaba karşı Efendimiz şunu söylüyor ayette. Allah'ın sizi gökten indirdiği 3000 melekle desteklemesi size yetmez mi? Sonra bir sonraki ayette yine Allah cevabı veriyor. Bela diyor. Evet yeter. Hele siz bir sabredin, kararlılık gösterin. Allah'a sığınıp emirlerine yapışın, günahlardan arınıp azap korunun, kulluk ve sorumluluk şuuruyla haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranın, dini ve sosyal görevlerinizin bilincinde olun, geniş bir mana verdim burada, değil 3000
peş peşe inen 5000 melekle de Allah size yardım eder. Bu göklerin ve yerin orduları meselesinde Bedir Savaşı'nda çok net olarak ayet açıklıyor. İşte aziz ve hakim olmaktan manasıyla budur. Peki hakim nasıl olur? Aziz ismiyle kudreti öyle bir tecelli eder ki o tecelli içerisinde binlerce iş görülür, binlerce imtihan gelir, binlerce musibet vurur insana, binlerce lütuf verilir, binlerce intikam alınır, binlerce özgürlük bahşedilir. Burada binlerce derken tabii sayı manasında değil, kesretten kinaye, çokluk manasında söylüyorum. Esat Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı bu ayet-i kerimeyle ilgili? Direkt ayetle ilgili değil de buradaki sekin, cunud-u semavati vel arz, göklerin ve yerin orduları meselesinde az önce göklerin ve yerin ordularının bir önceki velillahi cunud-u semavati vel arzı Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bir tecellisi olarak bahsedilmişti. Buradaki velillahi cunud-u semavati vel arzı ise Cenab-ı Hakk'ın gazabının tecellisi olarak bahsedildiği söylenir. Yani hem savaş durumlarında hem normal gündelik hayatta Cenab-ı Hakk'ın her iki sıfatının tecellisi de mümkün. Dolayısıyla bu göklerin ve yerin orduları elinde olan zatın her durumumuza muttali olduğu gayet açık ve net bir şekilde inanmamız durumunda hani mümin depresyona girmez demeyeceğim fakat Allah'tan ümidini kesecek derecede bir yeise düşmenin bir küfür işareti olduğunu sürekli hatırda tutmak lazım. Çünkü ümitsizlik her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına dair suizanda bulunmak. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bahsettiği o kadar müjdeye, o kadar ayete, o kadar eşya ve hadiselerin arkasındaki hikmetleri anlatmasına rağmen adeta farkında olunarak veya olunmayarak hayır ya Rabbi ben buna katılmıyorum. Senin bahsettiğin bu müjdeler gerçekleşmeyecek. Sen bunları bahsettiğin hikmetler için yapmadın. Ben sana itiraz ediyorum anlamına gelir ki o ümitsizlik ki bu yüzden Allah'tan ümidini ancak kafirler keser denilmiştir. Bu anlama gelir. Bundan bence yani bu duygudan biraz titremeli. Yani Müslüman depresyona girmez demiyorum. Müslüman başka şeylerden ümidini de kesebilir. Hayal kırıklığı da yaşayabilir. Şu da olabilir, bu da olabilir. Her şey olur. Fakat Allah'tan ümidi kesmeye gelince iş orada her şey bir durur yani. Cenab-ı Hak huşurda daim kılsın bizi. Amin. Bu konunun çok önemli olduğunu bence şuradan da anlayabiliriz. Yasin suresi ve Fetih suresi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in en kıymetli ve en nadide parçaları arasında çok özel sureler ve bu iki surede de bu bahsettiğiniz konuya değiniliyor. Az önceki ayet-i kerimede hem değiniliyor hem de mesela Yasin suresinde de Cenab-ı Allah için mesela çok büyük kötülükler yapan zalimlerin alt edilmesinin bir sayhayla oluvereceğinden yani böyle bir anda bir ses ile oluverecek kadar kolay bir şey olmasından bahsediliyor mesela. Orada da müminlerin Allah'tan asla ümit kesmemesi gerektiğine bir temas var. Bu iki surede birden konunun ele alınması da ne kadar önemli olduğunun ayrı bir göstergesi diye düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir yanlış bir durum var. Evet Allah'tan ümidimizi kesmiyoruz. Allah her zaman eşya ve hadiselere müdahale edebilir. Fakat bunu da sebepler dairesinde yapar diyoruz. Fakat bu da bir yerde yanlış. Çünkü her zaman sebepler dairesinde icraatta bulunmak zorunda değil. Yani mesela diyorsun ki işte üstümüze düşman geliyor. Ya ama şu zamanda Allah onların üstüne ebabil kuşlarını gönderecek değil ya kardeşim. İlla ki bir sebep yaratacak. Hani şu vesile olacak, bu vesile olacak da işte başımdaki bu musibet öyle kalkacak. Hayır kardeşim, Cenab-ı Hak perdesiz icraatta da bulunabilir. Yani niye onu haşa kendi yarattığı sebeplerin arkasında iş görmek zorunda olan birisi olarak görüyorsun ki? Allah ebabilleri de gönderir, düşmanlarının başını da ezer. Allah gökten taş da yağdırır, Allah gökten ateş de yağdırabilir. Allah hiç ummadığın, hiç beklemediğin bir zamanda gayet mucizevari işler de yapabilir. Yani izzet ve azameti onun sebepler perdesi arkasında iş görmesini gerektirebilir. Ey Muhammed, şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Bu ayet-i kerime hakkında ne söylemek istersiniz? Kur'an'ı okurken biz daha çok kendimize Allah bize hitap ediyormuş gibi okumalıyız. O yüzden sen diye hitapları da kendimize alabiliriz. Lakin burada hitap direkt Efendimiz'e yapılıyor. Başkalarına değil, bize söylüyormuş gibi algılayacağız ama burada da öyle has bir hitap var.
Ha, bu ayeti kendimize söylenmiş gibi anlayamaz mıyız? Evet, öyle bir manada çıkarılabilir aslında. Çünkü ersel neke kelimesinin anlamı sana resullük verdiktir. Yani resul ise elçi demektir. Yasin suresi kaydımızı dinleyenler hatırlayacaktır. Orada da şehre iki resul göndermiştik buyuruyor Allah. O elçilerin peygamber mi, Hazreti İsa'nın havarileri mi yoksa tevhid inancı olan tebliğciler mi olduğunu bilemeyeceğimizi ifade etmiştik. Burada da aynı mana olabilir ama en doğru manası şudur ki hitap Efendimiz'e yöneliktir çünkü surenin bütünlüğünden bu anlaşılıyor. Peki nasıl gönderilmiş Efendimiz? Şahiden diyor, şahit olarak. Bir insanın görerek, orada bulunarak, kesin olarak bildiği veya ilmen yani tam bir yakin ile kesin bildiği şey şahitliktir. Mesela bir insan laboranttır. Siyanürün nasıl bir zehir olduğunu, etkilerinin nasıl güçlü olduğunu gözlemleyerek şahitlik eder. Sonra bunu bir kitaba aktarır. Ve o kitabı okuyan insanlar da buna şahitlik etmiş olur. Ha, inanmazsa siyanürü içer yine şahit olur. Şahit olarak gider, şehit değil. Efendimiz nasıl bir şahitti? Önce bir mağarada Cebrail ile görüşerek şahit oldu. Oku hitabına şahit oldu. Sonra miraca çıkıp şahit oldu. Ve şahit olduğu her şeyi de eksiksiz olarak bize anlattı. Ve mübeşşiran, müjdeci olarak gönderdik. Diyelim ki şahitlik ettiği şeyler tam anlaşılmadı. Yani şuur ve irade o düzeyde değil. Haşa, burada sahabeye hakaret etmiyorum. Allah öyle bir şeyden muhafaza etsin. Ama o cemaatte bedevi insanlar da vardı. Bazı hadislerde görürüz. Mesela gelir mescide, Efendimiz'e der ki, ya Resulallah ben öyle çok laftan anlamam. Bana öyle bir şey söyle ki onu yaptığım zaman cennete gideyim. Efendimiz de ona imanın ve İslam'ın şartlarını söyler. Adam da ne eksik ne fazla yaparım der ve gider. Şimdi böyle insanların da olduğu bir topluluğa gönderilmişseniz, ki bunun içinde mescide girip bevleden oraya bedeviler de var yani, öyle insanlar da var. Bazen o düzeydeki insanlara da hitap edebilmeniz gerekir. İşte burada müjdelemek, motive etmek gayet önemli bir misyon haline geliyor. Ve nazira, korkutucu veya uyarıcı olarak gönderdik. Zihinsel ve duygusal merkeze hitap ettikten sonra yapılacak son şeydir korkutmak ve uyarmak. Şimdi Efendimiz Miraç yolculuğuna çıktı. Bir sürü olaya ve kişilere şahitlik etti. Orada peygamberlerle görüştü. Sidretül Münteha'ya geçti. Allah'la Kabe Kavseyn bir ok atma mesafesinde yakın oldu. Cenneti gördü. Sonunda döndü ve bu şahitlik ettiği şeyleri bize anlattı. Kazanılacak lütufları anlattı. Ha, olmadı mı? Öyleyse bir de korkutup uyarmak gerekiyor. Bu korkutmanın en güzel ifadelerini yine Kur'an söylüyor mesela. Çok çarpıcı bir ayet. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Eğer şimdi de inkar edecek olursanız, küçücük çocukların ak saçlı ihtiyarlar haline geldiği o günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Müzzemmil suresi 7. ayet. Yani çok korkutucu, uyarıcı, müthiş bir ayet bu. Ödül ve ceza sistemi sonuçta bir eğitimin parçası, evet. Çocuk eğitiminden tutun da hayatın her alanında bunu görüyoruz. İşte yemeğini bitirdiğinde pasta yiyebilirsin. Mesela çocuklara söyleriz. Odanı toplamayacaksan parka gidemeyiz. Ya da işte doktor söyler, bu diyet listesine uyarsanız kilo verebilirsiniz. Alkole devam ederseniz ölürsünüz. Derslerinde çalışmazsan sınıfta kalırsın. Biraz daha soru çözersen fen lisesini tutturacaksın vesaire gibi böyle ödül ve ceza sistemi. Bu ayet tebliğde de bir metot çiziyor olabilir bize. Yani ilk önce şahit olduklarınızı anlatın. İşte bak şu galaksi uçsuz bucaksız, direksiz duruyor. Allah'ın kudretini gör. Bak gözle görülmeyen bir virüs nasıl da aciz bıraktı insanları, süper güçleri, devletleri, bizleri. İşte Allah'ın kudreti. Sonra müjdeleyin. İşte böyle bir zata iman edip ondan başkasına kulluk etmezseniz, emir ve yasaklarına uyarsanız sonsuz bir saadete erebilirsiniz. Bu da fayda etmedi. Sen bu tutumunda inat ediyorsan ama korkarım sonun kötü olacak gibi bir uyarıya tebliğ metodu olarak başvurabiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz. Öbür ayet-i kerimeye geçiyoruz. Ey insanlar, Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösterirsiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdi. Bu ayet-i kerimeyi nasıl açıklayabiliriz, nasıl anlamamız gerekiyor acaba? Bir önceki ayetin devamında
alacak olursak, size şahit, müjdeci ve uyarıcı bir peygamber gönderdik ki Allah'a iman edesiniz. Ama Allah varlık mertebesinde bizden bambaşka bir halde bulunduğu için bize bizim içimizden ona bakarak hizaya geleceğimiz, onu örnek alacağımız bir peygambere de iman edesiniz diye. Ve tuazziruhu diyor. Onu savunup destekleyesiniz. Onunla birlikte mücadele edesiniz. Ve tuvekkiruhu. Ona içtenlikle saygı ve vakar gösterip, çünkü kelimenin kökü vakardır, dinine ve davasına yardım edesiniz diye. Şimdi tuazzir ve tuvakkir diye verilen bu iki düstur aslında insanın iç dünyasında imanını muhafaza edecek bir dayanak noktasıdır. Yani iman ettikten sonra kaybedenler şu iki şeyden dolayı kaybeder. Ya o meselede verilmesi gereken mücadeleyi vermemiştir, tebliğ misyonuna sahip çıkmamıştır. Bunun tembellik, korku gibi sebepleri olabilir, onu bir kenara bırakıyorum. Ya da inancına, imanına gereken saygıyı göstermemiştir. Bunu iç dünyasını kastederek söylüyorum. Yoksa musafı sarıp sarmalayıp duvara asmak veya onu belden yükseğe koymak, işte abdestsiz dokunmamak gibi dışarıdan bakıldığında büyük saygı görünüyor ama basit hareket olan eylemleri söylemiyorum. İşte Cenab-ı Allah bu ayette Allah'a ve peygamberine imandan sonra meleklere, kitaplara, ahirete öldükten sonra dirilmeye imanı söylemiyor. Tazir ve vakar göstermeyi nazara veriyor. Ve ayeti çok güzel bir şekilde bitiriyor. Ve tusebbihuhu bukrata ve esile. Ve sabah akşam her yerde ve her halde onu hatırlayıp tesbihle yüceltmeniz ve onun emir ve hükümlerine göre hayat sürüp huzura ermeniz içindir. Deyip bitiriyorum bu ayeti.